Eğer günümüzde dünyanın en uzun süreli yağış alan bölgesini arıyorsanız, Hindistan'ın Meghalaya eyaletinde bulunan Mavsim Drama bakmanız yeterli olacaktır. Bölgede yağan yağmurlar her yıl ortalama 11.771 mm yağış bırakmakta ve bu yağmurlar genellikle 6 ay boyunca devam etmektedir. Örneğin Karadeniz'deki yıllık ortalama yağış miktarı 1000 ila 1500 mm arasında değişmektedir. Yani bu bölge gerçekten de çok fazla yağış alır. Hatta Mavsim Ram'da yaşanan yağışlar o kadar şiddetlidir ki burada yaşayan köylüler yağmur mevsiminde evlerini sahur eden yağmurlardan kurtulabilmek için kulübelerini çimlerle örtmeye çalışırlar. Ancak Mavsim Ram'daki bu 6 aylık yağış dönemleri bile dünyada yaşanmış en uzun yağış dönemini geçemez. Yaklaşık 232 ila 234 milyon yıl önce yaşanan ve Karniyen Pluvial olarak adlandırılan bir olayda yaklaşık 2 milyon yıl boyunca yağmur yağmış ve bu yağmurlar nedeniyle gezegenimizin kaderi değişmiştir. Yaklaşık 251 milyon yıl öncesine, yani Permiyen döneminin sonlarına ve Trias döneminin başlarına gidecek olsaydınız, gezegenimizdeki tüm kıtaların Pangea olarak bilinen bir süper kıtayı oluşturmak üzere birleştiğini görürdünüz. Bu zamanlarda tüm kıtalar birbirine kenetlenmiş olduğundan yağmur bulutları kıyı şeritlerinden içeriye pek fazla giremiyordu. Ve bu devasa kıtadaki kurak araziyi parçalayacak büyük sıra dağlarda pek bulunmadığı için kuraklık daha da artıyordu. Dünyanın o dönemlerde böyle olduğunu ayaklarımızın altındaki toprak sayesinde biliyoruz. Çünkü yapılan kazılarda o döneme ait kayaların çoğunlukla kırmızı kum taşlarından ve kuru ormanlık alanlardan gelen toprak birikintilerinden oluştuğu görülmüştür. Ancak bu zamanlarda, yani 251 milyon yıl önce göreceğiniz bir diğer şey ise gezegenimizde yaşanan felaketler olacaktı. Bu zamanlarda özellikle de Sibirya tuzakları olarak bilinen bölgede yaşanan volkanik patlamalar gezegenimizi karbondioksitle doldurup ısıtmaya başlamıştı. Sibirya tuzaklarında yaşanan volkanik aktivite o kadar şiddetliydi ki yaklaşık 1 milyon yıl boyunca bu bölgeden yüzeye lav akışları oldu. Hatta bu süre boyunca yaklaşık 1 milyon metreküp erimiş kayanın dünya yüzeyine çıktığı düşünülüyor. İşte bu olaylar sırasında dünya atmosferine büyük miktarda karbondioksit girişi olmuş ve bu durum gezegende bir sera etkisi yaratarak dünyayı yaşanmaz bir yere çevirmişti. Eğer bu olaylar yaşandığında bir anlığına Pangea süper kıtasındaki karaların üzerinde yürüme şansınız olsaydı, tüm kıtanın çok kuru ve çok sıcak olduğunu fark ederdiniz. Hatta bu zamanlarda denizler bile o kadar sıcaktı ki, tropikal bölgelerdeki su sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığı düşünülüyor. Karadaki sıcaklıklarsa 50 ila 60 derece arasında değişiyordu. İşte dünyada yaşanan böylesine sert bir değişim, yaşamın %90'ının yok olmasına neden oldu. Ancak bu olaylar sırasında pek çok canlı türü yok olsa da ilk sürüngenlerin ve memelilerin bazı ataları sağ kurtulmayı başardı. Ve bu canlılar Pangea kıtasında yaşama tutunmaya çalışarak bazı yeni türlerin ortaya çıkmasını sağladı. Örneğin Crotarsiler bunlardan biriydi. Yaklaşık 251 milyon yıl önce, yani büyük ölüm sırasında ortaya çıkmaya başlayan bu canlılar zaman içerisinde dünyadaki baskın canlı türleri haline geldiler. İçerisinde timsah benzeri canlılarda bulunan Crotarsiler iki ana soydan oluşmaktaydı. Bunlardan biri içerisinde kuş olmayan dinozorları, pterozorları, timsahların soyu tükenmiş akrabalarını ve timsahları barındıran Archosauria soyudur. Bunlara ek olarak Archosauria soyunun içerisinde Pseudosuchia olarak bilinen timsahlarla yakından ilişkili canlılar da vardır. Örneğin bir Pseudosuchia olan Ornithosuchus, Pangea'nın güneybatı bölgesinde yaşıyor ve genellikle dört ayağı üzerinde hareket ediyordu. Arka ayakları daha uzun olan bu canlıların koşmak istediklerinde ya da avlarına saldırmak istediklerinde ayakları üzerine kalktıkları ve süratle ilerledikleri düşünülüyor. İşte bu durum o dönemde yaşamış Desmatosuchus olarak bilinen bazı canlıların neden sırtlarında pullu zırhlar geliştirdiğini açıklayabilir. Yaklaşık 2.2 metreye kadar büyüyebilen bu canlılar bazı açılardan etobur dinozorlara benzese de aslında daha çok timsahları andıran özelliklere sahiptiler. Bu da onların timsahlarla yakından ilişkilendirilmesine ve bir Pseudosuchia olarak sınıflandırılmasını sağlamıştır. Bu dönemde yaşamış bir diğer Pseudosuchia ise o dönemin T-Rex'i olarak anılan Postosuchus'tur.
Pangea kıtasının kuzeybatı bölgelerinde yaşayan bu canlılar 6 metre uzunluğa ve 2 metre yüksekliğe kadar büyüyebiliyordu. Acımasız bir pusu avcısı olan Postosuchus o zamanların en büyük etoburlarından biriydi ve oldukça hızlı hareket ederlerdi. Ağır bir zırha sahip olan bu canlılar çok fazla miktarda yiyeceğe ihtiyaç duyuyor ve bu nedenle çok geniş bir bölgeyi savunmak zorunda kalıyorlardı. Genellikle korktukları tek yaratıklar da kendi türlerinin diğer üyeleri oluyordu. Gördüğünüz gibi Arkozorya soyunda pek çok tuhaf canlıyı görmek mümkün. Ama bu canlıların en tuhafı tombul bir kertenkele gövdesine, papağan benzeri bir gagaya ve devasa elmacı kemiklerine sahip olan Rhynchosauria ailesi olabilir. Pek çok türden oluşan bu otobur ailesi yaklaşık 251 ila 247 milyon yıl önce Trias döneminin başlarında ortaya çıkmaya başlamış ve Pangea'daki çoğu canlının yok olması nedeniyle rekabetsiz bir ortamda tüm kıtaya yayılabilmeyi başarmışlardı. Hatta bazı yerlerde karadaki en çok bitki yiyen canlılar onlardı. 50 santimetre ile 2 metre arasında değişen boyutlara sahip olan bu canlılar aynı zamanda devasa arka pençelere sahiptiler. Arkozorya ile beraber Crotarsilerin bir diğer soy grubu ise fitozorlar olarak bilinen ve günümüzde yaşayan timsahlara çok benzeyen canlılardı. Uzun burunlu ve ağır zırhlı canlılardan oluşan fitozorlar, boyut, görünüm ve yaşam tarzı bakımından modern timsahlarla dikkate değer bir benzerlik taşıyorlardı. Ancak onlar timsah değillerdi, sadece timsahlarla aynı evrimi yaşamış canlılardı. Örneğin bu canlılar timsahlara benzeseler de onlar gibi ağızları suyla doluyken nefes alamıyorlardı. Ayrıca burun delikleri timsahlar gibi burnun ucunda değil de gözlere daha yakın bir konumda yer alıyordu. Bu canlıların en büyük üyesi ise Redondosaurus olarak bilinen bu fitozordu. Yaklaşık 6.4 metreye kadar büyüyebilen bu canlılar tıpkı günümüzde yaşayan timsahlar gibi suda gizleniyor ve su içmek için gelen canlıların üzerine atlayarak onları avlıyordu. Üstelik o zamanlarda ona rakip olabilecek pek bir canlı bulunmadığı için karşısına çıkan her şeyi alt ediyordu. Elbette bu dönemde sadece arkozorlar ve fitozorlar yaşamıyordu. Örneğin karada memelilerle yakından ilişkili olan diktodont olarak bilinen canlılar vardı. Ve bu canlıların bir üyesi olan Listrosaurus adı verilen bu canlı tüm Pangea kıtasını ele geçirmişti. Listrosauruslar Pangea'da o kadar çok yaygındı ki pek çok etçil canlının onlarla beslendiği düşünülüyor. Hatta bu canlıların dünya çapında bulunan fosilleri sayesinde bir zamanlar dünyadaki tüm karaların Pangea olarak adlandırılan bir süper kıta altında birleştiği ve daha sonra da parçalandığı bulunmuştur. İşte gördüğünüz bu canlıların bir kısmı ya büyük ölümden sağ kurtulmuştu ya da büyük ölümden hemen sonra ortaya çıkmaya başlamışlardı. Dolayısıyla bu oldukça kurak ve sıcak ortama alışkınlardı. Hatta Pangea'daki bu sıcak ortamlara o kadar iyi uyum sağlamışlardı ki büyük ölümden sonra ortaya çıkmaya başlayan ilk dinozorlar bu canlılarla pek rekabet edemiyordu. Ancak bu durum sonsuza kadar sürmedi ve yaklaşık 234 milyon yıl önce devasa bir yağmur dönemine girildi. Dünyada böyle bir olayın yaşandığına dair ilk kanıtlar 1990'ların başında iki İngiliz jeolog tarafından bulunmuştur. Trias dönemindeki kaya katmanlarını inceleyen bu jeologlar bu dönemdeki kuru iklimle eşleşmeyen bazı kanıtlarla karşılaştılar. Örneğin normalde bu dönemdeki katmanların kırmızı kumdan oluşması gerekirken bunun yerine dev göllerin oluşturduğu çökeltilere ve devasa bataklıkların izlerine rastlanılmıştı. Hatta kazılarda İtalya'daki devasa nehirlerin izleri bile bulunmuştu. İşte bunların hepsi yaklaşık 2 milyon yıl boyunca süren yoğun bir yağış dönemine işaret ediyor. Ancak daha da tuhafı birdenbire yaşanan bu nemli iklimin izleri tüm dünyadaki kaya katmanlarında bulunmuştu. Bu da yaşanan yağışların dünya çapında olduğu anlamına geliyordu. Yani yaklaşık 2 milyon yıl boyunca süren bu yağışlar tüm dünyada yaşanmıştı. Ve bulunan kanıtların hepsi bu yağışların 232 ila 234 milyon yıl önce yaşandığını gösteriyordu. Zamanla Karniyen Pluvial olarak adlandırılan bu olay, ilk başlarda bu kurak ve sıcak ortama alışmış canlıları biraz serinletmiş olabilir. Ama yağan yağmurlar yaklaşık 2 milyon yıl sürünce işler değişmeye başladı. Örneğin bazı tahminler, dünyadaki yıllık ortalama yağış miktarlarının en azından 4 kat arttığını ve bazı yerlerin yılda en az 1,5 metre yağış aldığına işaret ediyor.
Yani bu dönemdeki yağmurlar basit bir sel olayından fazlasına sebep oluyordu. Ve tüm gezegen yaklaşık 2 milyon yıl boyunca her yıl ve her yerde sel baskınları yaşıyordu. İşte bu kadar yağmurla birlikte bir şeylerin değişmesi kaçınılmazdı. Ve en büyük değişikliklerden biri dinozorların aniden çoğalması oldu. Çünkü büyük ölümden sağ kurtulmuş ve yeni ortaya çıkmaya başlamış canlılar kurak bir ortama alışmış ve buna göre evrim geçirmişlerdi. Örneğin rinkosauryalar Pangea'da çok fazla görülseler de kısa boylu canlılardı ve sadece yerdeki bitkileri yiyebiliyorlardı. Ancak bu yağmur döneminde dev bitkiler ortaya çıkmaya başlayınca bu durum rinkosauryalar gibi çoğunlukla yerdeki bitkilerle beslenen canlıların aç kalmasına neden oldu. Bu tür canlıların aç kalıp yok olması ise onlarla beslenen pek çok fitozorun ve diğer yırtıcıların yiyecek kaynaklarını kaybetmelerine neden oldu. Dolayısıyla onlar da aç kalarak yok oldu. Bu noktada yapılan kazılarda Karnien-Pluvial döneminin başlangıcında tarihlenen karasal omurgalı fosillerinin yaklaşık %5'ini dinozorların oluşturduğu görülüyor. Ama yağmurlardan sonra bu oranın %90'lara kadar çıktığı görülüyor. Bunlarla birlikte 2 milyon yıl boyunca yağan bu yağmurların dinozorlara tam olarak nasıl yardım ettiğini bilemesek de bu dönemde dinozorların çok daha fazla çoğaldığını ve yeni türlerin ortaya çıktığını biliyoruz. Peki bu yağmurlara sebep olan şey neydi? Karnien-Pluvial yağmurlarından hemen önce, yani yaklaşık 235 milyon yıl önce Alaska'da ve Kanada'da büyük bir volkanik aktivitenin yaşandığına dair izler bulunmaktadır. Wrangellian patlamaları olarak bilinen bu olay yaklaşık 5 milyon yıldan fazla sürmüş ve 6 kilometre kalınlığına ulaşan bir lav tabakası ortaya çıkarmıştır. Ve bu olay sırasında dünyayı yaklaşık 3 ila 10 santigrat derece ısındıracak kadar karbondioksit salınmıştır. Artan bu sıcaklıklar okyanuslardaki suyun hızla buharlaşmasına ve nemli bir iklimin yaşanmasına olanak tanımış olabilir. Hatta volkanik aktivitenin ardından atmosfer o kadar sıcak ve ıslak hale gelmiş olabilir ki oluşan yağmurlar Pangea'nın çölleşmiş iç kesimlerine kadar ulaşmış olabilir. Yapılan araştırmalar bu yağışlar sonrasında kozalaklı ağaçların ani bir şekilde yayıldığını ve çeşitlendiğini gösteriyor. Eğer bu yağmurlar olmasaydı bugün bildiğimiz ağaçlar ortaya çıkmayabilirdi. Trias döneminin başlarında arka ayakları üzerinde koşan timsah benzeri yırtıcılar olsa da bu yağmurların başlaması onların sonunu getirdi ve dünya tamamen dinozorlara kaldı. Eğer bu tür videoları seviyorsanız kanalıma göz atabilirsiniz. Ama bunu yapmadan önce kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın.